Gültekinler Emlak sunar. Satır arasından merhaba değerli izleyiciler. Suruç katliamının birinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 33 düş yolcusunun katledilmesinin 353. günü. Düş yolcusu diyoruz çünkü barbar bir örgütün yerle bir ettiği ve aynı zamanda destekçilerinin de Kobani'nin insanlarının göçertildiği bir zamanda düşlerini yanlarına aldılar, kitaplarını yanlarına aldılar, inşaatlarda çalışmak üzere emeklerini yanlarına aldılar, cesaretlerini yanlarına aldılar. Kobani'deki çocuklara oyuncak götüreceklerdi ve kütüphane kuracaklardı. Bundan dolayı düş yolcusu diyoruz. İşte bu 33 düş yolcusunun yolu Suruç'ta kesildi barbarlar tarafından ve vahşi bir biçimde katledildiler. Suruç katliamının üzerinde bir yıl geçti diyoruz. Bir yıldan bugüne failleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı. Herhangi bir fail yakalanmadı. İşte bu sebepten dolayı sosyalist gençler, yine Suruç Aileleri İnisiyatifi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Suruç için adalet, herkes için adalet kampanyasını sürdürüyor. Bu kampanyayı konuşacağız. Yine Suruç katliamında orada yer alarak, Suruç'ta yer alarak Kobani'ye gitmek üzere yerini alan, yine orada yaralı kurtulan bir kadın arkadaşla o anı konuşacağız, patlama anını konuşacağız ve yine o katliamda babasını yitirmiş olan bir kadınla babasının düş yolculuğunu konuşacağız. Bugün stüdyodaki konuklarımız Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'ndan, aynı zamanda da Suruç ve Ankara patlamalarında yaralı olarak kurtulan sevgili Ceren Çoban. Hoş geldin sevgili Ceren. Hoş bulduk. Suruç'ta yaşamını yitirmiş olan İsmet Şeker'in kızı ve Suruç Aileleri İnisiyatifinden sevgili Dilek Şeker. Sen de hoş geldin, hoş sevgili bulduk. Dilek. Gündemimiz ağır, konumuz ağır. Çünkü acılı bir süreç. Geçtiğimiz süreç ve acısı devam ediyor. Çünkü failleriyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Tam tersine sanırım sosyalist gençlere yönelik operasyonlar devam etti. Gözaltılar devam etti bu süre içerisinde. Öncelikle sevgili Ceren, sana o günleri hatırlatacağız, o günü hatırlatacağız. Bunun için üzgünüz ama o günü sanırım bir konuşmak gerekiyor. O gün sosyalist gençler neden Kobani yoluna düştüler, neden Kobani'yi yol eylediler ve Suruç'ta o gün neler oldu, dikkatinizi neler çekti? Merhabalar öncelikle tekrardan. Bizi oraya götüren, bizim orada olmamıza sebep olan şey aslında denizlerden, mahirlerden öğrendiğimiz Devrimci Gençlik Köprüsü'nü inşa eden o kültürdü. Gezi'nin çocuklarını Kobani'nin çocuklarıyla buluşturma isteğiydi. Tıpkı şimdi olduğu gibi Şeker Bayramı'nda oradaydık. Belki de çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler diyerek Uğur Özkan gibi, İsmet Baba gibi cebimize şeker doldurup çıkmıştık yola. Kobani'nin havar çığlığına, Kobani'li çocukların havar çığlığına bir umut olmaktı amacımız. Ve bu amaç doğrultusunda tıpkı Sinan Sarılar'ın, Emre Aslanlar'ın savunmak için şehit düştüğü Kobani'yi biz de beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz diyerek yola düştük. Ve herkese de Kobani'nin inşası yeni yaşamın, insanlığın inşasıdır diyerek bu kampanyada bir şeyler yapabileceğini, hep neresinden olabilirse, şarkı söylüyorsa gelip oradaki çocuklara şarkı söyleyerek, öğretmense gelip oradaki çocuklara bir harf öğreterek, duvar ustasıysa gelip orada duvar örerek, hiçbir şey yapamıyorsa gelip oradaki inşaat yıkıntılarını, molozları taşıyarak yeni yaşamın inşasına bir tuğla koyabileceğini söyledik ve bu amaçla yola çıktık. Çünkü böylesi tarihsel bir süreçte barbar, tecavüzcü, IŞİD çetelerine karşı insanlık onurunun
savunulmasının bir göstergesi olan Kobane'nin, Kobane zaferinin, Rojava devriminin savunulması sadece bir savaş haliyle bitmiyor. Oranın yeniden inşası da bir görevdi, bir sorumluluktu. Temelde yeni yaşam umudu, yeni yaşamın inşası isteği bizi oraya sürükledi ve yeni yaşamda bu toprakların gençleri olarak, bu toprakların aydınlık yüzü olan sosyalist gençler olarak orada bulunmayı kendimize bir görev, bir sorumluluk bilmiştik. Bu sebeple Kobane'ye doğru yola çıktık. Şöyle ki, hani dediğim gibi başta da söyledim, Denizler nasıl ki Devrimci Gençlik Köprüsü'nün inşasını kendine bir görev bildiyse, biz de Gezi'nin çocukları olarak, Gezi'nin yaratıcıları olarak İstanbul sokaklarından, Antalya sokaklarından, İzmir sokaklarından umudu, küçük gülümseyişleri Kobaneli çocukların yüzlerine taşıyabilmek istedik. Bu amaçla da yola çıktık. Evet. Bir de o anı konuşmak istiyorum. Tabii ki sana ağır olmayacaksa, hani zorlanmayacaksan, ama o anı konuşmak gerekiyor. Sizin dikkatinizi örneğin gittiğinizde neler çekti? Olağanüstü bir durum var mıydı? Siz bunu hissettiniz mi Suruç'tayken? Şöyle, biz giderken oyuncaklarımızın içlerine kadar polis tarafından arandı, araçlarımız durdurulup belli noktalarda. Ama Urfa'ya doğru yaklaştıktan sonra yollardaki aramalar kesildi. Daha sonrasında Suruç'a girdiğimizde şöyle bir tablo vardı. Ben daha öncesinde biliyorsunuzdur, Kobane sarhıldanları döneminde Suruç sınırında insanlık nöbetleri tutulmuştu. O dönemlerde de bir süre Suruç'ta sınır nöbeti tutmuştum. Ve oradan hatırladığım şey şuydu. Her yerde, sokaklarda akrepler, panzerler, kirpiler görebileceğiniz, hani tam anlamıyla bir savaş bölgesiydi Suruç. Oraya gittiğimiz zaman bu akreplerin, kirpilerin çok fazla etrafta yoğun olmadığını gördük. Burada 3 kişinin toplanıp bir yapacağı basın açıklamasını polis hınca hınç çevirirken, basın açıklaması yapacağımız bölgede bir polis yoğunluğunun olmamasını fark etmiştik. Ama tabii o anın verdiği coşku, o anın verdiği heyecan hali, yapacağımız şeyin aslında ne kadar tarihsel bir sorumluluk olduğu gerçeği ve onun da ötesinde belki de daha öncesi böyle bir deneyimin, bir tecrübenin olmaması durumu, bunları tabii ki böyle bir katliama yorma durumumuz olmamıştı. Oraya gittiğimiz zaman bölge halkının coşkulu bir karşılayışı da söz konusuydu. Hani Türkiye'den gelen çocuklar işte daha bir farklı bir duygu yaratıyordu. İşte sahil kenarından kalkıp buraya bir umut olmaya geliyorlar. İşte ya da okullarını bırakıp, yani annelerden elimizi tutup ne güzel yaşamlarınız vardır, onları bırakıp burayı görmeye gelmişsiniz diyenler oluyordu. Ama dediğim gibi hani polis bakımından böyle bir şey vardı. Suruç bölge olarak tam bir geçiş hattı olduğu için normalde böyle savaş süreçlerinde sürekli arabaların arandığı, yabancı plakaların durdurulduğu bir yer olurken ilçeye isteyen elini kolunu sallayarak girebiliyordu. Bizim geçiş işlemlerimizle ilgili de zaten uzun, yani kampanya o dönem işte 3-4 ay süren bir kampanyaydı sonuçta baktığımızda. Kaymakamlıkla görüşmeler defalarca yapılmıştı. Ama gün içerisinde bizim geçişimizi engellemek için kaymakamlık son dakika prosedürler, formaliteler çıkarmaya çalıştı. Sürekli olarak bizi daha fazla Amara'nın bahçesinde bekletme çabası vardı. İşte bir tane kimlik eksik, bütün fotokopileri tekrar istiyorumdan tutun da ne bileyim, bir tane imza eksik. Normalde hani eksik olmayan şeyler, haftalar öncesinden ayarlanmış şeyleri uzata uzata bizim orada ne kadar çok vakit geçirirsek o kadar iyi olacak gibi bir düşünceye girdi anladığım kadarıyla. Bir engelleme çabası çok yoğundu. Bunları söyleyebilirim o günden. Evet. Patlama anına gelirsek de şöyle, yani o anı belki ilk başta böyle hatırlamak biraz ağırdı ama bütün arkadaşların yüzünde, bütün düş yolcularının, şehit düşen arkadaşların yüzlerinde çok coşkulu bir gülümseme vardı. Evet, onunla ilgili aslında VTR'imiz var. Önce hazırsa arkadaşlarımızdan rica edelim. Hazırsa o coşkulu anı kesinlikle bir versinler. Onun üzerinden konuşmaya devam edelim sevgili Dilek'le de. VTR'le direndi ve kazandı. Bizler bir kez daha aykırıyoruz. Kobane düşmedi ama faşistler, geyiciler, sömürgeciler düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Bizler Kobane'nin zaferini kutlarken ekranlara çıkıp dediler ki, siz seviniyorsunuz ama Kobane'yi kim inşa edecek? Bu kadar sevinmeyin diyorlardı. Hayır, biz gençlik olarak buradayız.
Kobani'yi biz savunduk, şimdi beraber inşa etmek için yola çıkıyoruz. Bizler 19 Temmuz'da devrimin yıl dönümünde yola çıkıyoruz. Yarın sabah Kobani'de olacağız. Kalacağımız bir hafta boyunca Kobani'yi yeniden inşa etmek için ana terimizle, emeğimizle çalışıyor olacağız. Kalacağımız bir haftalık süre boyunca okulların ve hastanelerin yapımında ve Hatıra Ormanı'nın yeniden inşa edilmesinde Kobani'deki Kobani halkının sağlık çalışmalarında yer almaya gidiyoruz. Bizler Gezi'nin direnciyle, Gezi'nin umuduyla orada olacağız. Kalacağımız bir hafta boyunca bütün emeğimizi Kobani halkının emeğiyle birleştireceğiz. Yerle bir edilen kenti yeni baştan daha güçlü, umut dolu ve ayakta inşa edebilmek için bütün emeğimizi harcayacağız. Buradan bir kez daha çağrımızı ileriyoruz. Yarın saat 8'de Suruç'ta olacağız. Kobani'ye gelmek isteyen, bu devrime emek vermek isteyen, devrime bir tuğla dahi olsa emek vererek yanında bulunmak isteyen herkesi yarın saat 8'de Suruç'ta olmaya çağırıyoruz. Bizi berfedane Kobani, bizi berfedane Rojava. Türkiye'de, Kürdistan'da AKP'ye direnenlerin devrimidir. Bu devrim her yerde faşizme direnenlerin devrimidir. Bu devrim halkların, ezilenlerin devrimidir. Kutlu olsun nice yaşlılar Ocağı devrimi. Evet, görüntüleri izledik. Daha henüz Suruç'a ulaşmadan önce İstanbul'da yapılan basın açıklamanız. Sevgili Dilek, peki buradaki sen de orada babanı kaybettin. Baban İsmail Şeker de gençlerle birlikte, çok özür dilerim, İsmet Şeker de gençlerle birlikte Kobani yoluna düştü ve düş yolculuğu yaptı. Gençlerle bu düş ortaklığının nedeni neydi? Babanı Suruç'a götüren etken neydi? Çocuğu. Evet. Yani, oğlu Mustafa Can Şeker, Şiar Koçgeri, Kobani'nin kurtulma zamanında, devrim zamanında o da bir tuğla olmuştu Kobani halkına. O da bir can olmuştu oradaki çocuklara. Nasıl ki babam şekerleriyle, oyuncaklarıyla gittiyse, kardeşim de orada kendi bedenini siper etmişti oradaki halka. Bir avuç toprak istemişti babam. Sadece ne bir avuç toprak. Daha nereden? Önce de Kobani'den gitmişti. Evet. Bir avuç toprak. Daha önce de gitmişti Suruç'a. Yalnız sınır kapısında askerler izin vermemişti. İzin vermeyince o hep gitmek istemişti. İşte gençleri buldu. Gençler babamı değil, babam gençleri buldu. Beni de götürün dedi. Ben bir şehit babasıyım dedi. Beni de götürün dedi. Ben dedi hastane yapacağım dedi. Ben dedi tuğlasını koyacağım. Gerisini de dedi benim gibi bir baba gelir yapar dedi. Evet. Babalar birleşir. İnşaatında çalışmak istedim. Zaten inşaatçıydı babam. Evet. Demir ustacısıydı. Ve o sebeple çıktı. Bir avuç topraktı niyeti. Çünkü oğlu görememişti. Hep şunu diyordu, oğlum sen şehit düştün ama göremedin. Oysa ki milyonlarca insanı kurtardınız. Milyonlarca insanı. Özgürleştiğini mi göremedin evet, diyordu. Kobani'nin özgürleşmesini göremedin. Ama ben sana bir avuç toprak getireceğim diyordu. Evet. Onu kokla, onu hisset diyordu. O sebepten çıktı ama tek isteği de orada bir hastane inşası, bir temelini evet, atabilmekti. Evet. Evini satmıştı. Ve emekli de olmuştu. Oradan aldığı toplu parayla çıkmıştı yola. Bir sürü oyuncaklar, kıyafetler almıştı. Ama kendi ayağında bir ayakkabısı yırtıktı. Ben de gitmek istedim onunla, öyle söyleyeyim. Zaten o görüntüde ben de varım. Kadıköy'de ben ellerimle uğurladım. Belki hiçbirini tanımıyordum ama hepsine tek tek sarıldım. Kaç yaşındaydı babanız? Babam 60 doğumluydu, 55 yaşındaydı. Gençti yani, o da aslında ben yaşlı diye demiyorum babama. Çünkü gençti. Ruhu genç her evet, şeyden önce. Gençlerle evet, birlikte yola çıkıyorsun. Evet. İşte ona yaşlı diyebilir miyiz? Evet yani o da Cemil Baba gibi, Nazegül Anne gibi şu kelimeyi söylüyor. Hep bunu söylemişler.
gençler değil bizler gitmeliyiz. Gençler değil bizler çalışmalıyız. Gençler okumalı. Gençler gençliğini yaşamalı. Nazlı Gül anne, işte o da Suruççeli, Nazlı Gül annemiz de aynı kelimeyi söylüyor. Babam da, Cemil baba da. Zaten aralarında en yaşlı olanlar bunlar. Evet. Yani yaşları biraz büyük olanlar. Böyle diyebilirim babamın Suruç'a gitme nedenini ya da Kobani inşasına gitme nedenini yani. Evet. Peki, aynı zamanda Suruç aileleri inisiyatifindesin. Evet. Aileler olarak neler yapıyorsunuz? Ondan da bahset biraz. Adalet istiyoruz. İlk başta bunu söyleyeyim. Şöyle diyelim, yani biz bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde neler yaptık? Tabii Suruç'a, savcıya gittik, görüştük. Ölüm belgelerimizi biz 9 ay sonra aldık. Belki gözyaşlarımızla, belki haykırmamızla, şahsen ben de gitmiştim. Haykırmalarımızla ölüm belgelerini, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın nasıl öldüğünü ya da şöyle söyleyeyim, kaç tane dikiş olduğunu biz 9 ay sonra öğrendik. Ve halen bir adalet çıkmazın içinde bizim karşımızdaki savcı. Biz her zaman şunu söylüyoruz, yani eğer Suruç üstündeki bu gizli kararı olmasa belki bugün Ankara olmayacaktı diyoruz. Hep evet. Bunu haykırıyoruz. Zaten aileler olarak da her zaman katliamlara karşıyız. Çünkü biz annemizi babamızı kaybettik. Başka hiç kimse benim duruma düşmesin. Evet. Kısa süre sonra anneniz de vefat etti, evet, galiba. Zaten babamla aralarında 20-25 gün var. Öyle diyebilirim. Şöyle gizli kararın kaldırılmasını istiyoruz. Faillerinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Zaten bu Ankara ailelerin, savcının çıkarmış olduğu belgelerde çıkmış. Her yerde yayınlanıyor. Bir tek emniyet amirini suçlu buluyorlar. Oysa ki orada tüm memurlar, tüm kaymakamına kadar hepsi suçlu. Çünkü biz babam pasaportuyla gitmişti. Pasaportu vardı babamın. Babam kimliğinin fotokopisini bir hafta önce vermişti. Arkadaşın da dediği gibi bir hafta önce hazırlıklar yapılmıştı. Her şey resmiydi. Hani onlar bize karşı diyorlar ya, işte şöyle yaptılar bile. Asla değil. Orada bir engelleme vardı. Ve bu patlamanın sanki olacağını biliyorlarmış gibiydi. Yani ben babamla konuştuğumda son kez telefonda, basın açıklamasından 3 dakika önce, kızım hazırlanıyoruz, gidiyoruz. Hadi hakkını helal et. Tam istediğim gibi olacak. Bir avuç toprağa getireceğim. Hayalimi de gerçekleştireceğim. Temelini atacağım demişti son 3 dakikada. Tabii 3 dakika sonra orada büyük bir katliam oldu ama biz tüm 33'ün düş yolcularının aileleri hep adalet peşinde olacağız. İşte oturma eylemlerimiz var. Genelde İstanbul'da yaşadığımız için ailelerin çoğu, tabii Türkiye'nin dört bir yanında oturma eylemleri. Her ayın 20'sinde. Her ayın 20'sinde. 33 dakika. İstanbul'da. İstanbul'da Kadıköy'de, Halit Ağa'da, evet, oturma eylemi yapıyoruz. Yine yıl dönümü geliyor. Yıl dönümünde yine aynı şekilde 33 dakika. Onu da konuşacağız. Yıl dönümünde yapmayı planladıklarınızı konuşacağız. Yine oturma eylemlerimiz devam edecek. Tekrar savcıyla görüşmeye gidildi aileler olarak. Tekrar aynı şey, dosyalar hazırlanmadı. Evet. Neyin dosyası? Gizlilik kararı kaldırılmadı. Evet. Bunun gibi şeylerle karşımıza çıkıyorlar. Evet. Karşı taraftaki savcı. Peki, konuşmaya öyle devam edeceğiz yine. Sevgili Ceren, buradan sana sormak istiyorum. Şimdi Suruç, aslında sevgili Dilek de bahsetti. Orada anneler, babalar, gençlerle, kendi çocuklarıyla birlikte öldüler. Suruç'u biraz özgün kılan da bu yandı. Yani çocukları ve aileleri birlikte oradalardı ve birlikte öldüler. Bir de özgün kılan bir yan yine Suruç'u, Arabı, Çerkezi, Alevisi, Türk'ü, Kürt'ü birlikte orada Orta Doğu'nun en karanlık, en barbar örgütüne karşı ve onu destekleyenlere karşı halkların yanında yer almak için yola çıkmışlardı. Bu iki özelliğiyle Suruç farklılaşıyor.
Bir diğer neden de yani Surucu hedef aldıklarını hani söylediğimizde bu iki özelliği muhakkak katılanlar söylüyor. Onun dışında sana şunu da sormak istiyorum. Sosyalist gençler neden hedef alındı orada? Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu neden IŞİD'in hedefine girdi? Şöyle ki bizim aslında size az önce bahsettiğim, kullandığım bir cümle bunu durumu özetliyor. Gezi'nin çocuklarını Kobane'nin çocuklarıyla buluşturmak için Surucu'ya, Kobane'ye doğru yola çıkmıştık diye. Bu barbar tecavüzcü IŞİD çetesini ve onun destekçilerini korkutan da bu devrimin sadece Kobane ile Rojava ile sınırlı kalmayıp Türkiye Kürdistan topraklarını saran bir dünya devrimine dönüşmesi korkusu. Bugün onlar bakımından sosyalist gençleri hedef aldırdı. Bu noktayı önemli vurgulamak gerekir. Bir birleşik devrim, bir birleşik mücadele hattını ören bir noktada durması ki Suruç'tan yani 20 Temmuz 2015'ten bu yana gelişen süreci düşündüğümüzde, gençlik örgütlerinin yan yana verdiği mücadeleyi düşündüğümüzde gerçekten sosyalist gençlerin bu mayayı oluşturan önemli bir unsur olduğunu da görüyoruz. Bu açıdan işte IŞİD çetecilerini de, onun destekçilerini de korkutan şey bu devrimin İstanbul topraklarına, Ankara topraklarına ve dünyanın dört bir yana yayılmasını sağlayacak olan bir güç olarak sosyalist gençlerin orada var olmasıydı. Bir diğer yandan şunu da çok açık dile getirmek gerekir. Ben bir kadın olarak neden oradaydım sorusunun da yanıtı olarak aslında bu. Suruç şehidi Ezgi Sadet'in yola çıkmadan önce verdiği bir röportajda söylediği bir cümle var. Rojava devrimi kadınların devrimidir. Kadınların özgürlüğü Rojava devrimindedir der. İşte tam da bu yüzden aslında bu tecavüzcü barbar IŞİD çetesi, oradaki sosyalist gençleri, başta da özgür genç kadınları hedef alıyordu. Bu açıdan da kadın özgürleşmesinin, kadın devriminin vücut bulmuş hali olan Rojava devrimini savunanları bu yüzden hedef haline alıyorlardı. Ki bugün topraklarımızda da her gün erkek egemenliğinin nasıl perçinlendiğini, nasıl dört bir yandan bunun desteklendiğini, tecavüzlerin desteklendiğini görüyoruz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, zaten çok sayıda kadın da orada yaşamını yitirdi aslında. Özetleyen bir tabloydu senin dediklerinin de. Peki sevgili Ceren, sen aynı zamanda hukuk öğrencisisin. Şimdi sosyalist gençler olarak bir kampanya da yürütüyorsunuz. Bu kampanyanın temel şiarı nedir? Neyi hedefliyor? Neler yapacaksınız? Bu kampanya Suruç için adalet, herkes için adalet kampanyası. Biz bu kampanyayı örerken, Suruç için adalet isterken aslında Suruç'un katillerinin tek başına Suruç'un katili olmadığı gerçeğini bilerek böyle bir kampanyaya giriştik. Ve Suruç için adalet istemenin Berkin Elvan için adalet istemek demek olduğunu, Özgecan Aslan için adalet istemek demek olduğunu, Hrant Dink için, Tahir Elçi için, 10 Ekim Ankara katliamı için adalet istemek olduğunu bildiğimizden Suruç için adalet, herkes için adalet diyerek bir kampanyaya başladık. Ve biz burada adaleti tariflerken de şundan hiçbir zaman şaşmadan bu kampanyayı yürüyoruz. Adalet demek sadece geçmişi aydınlatmak, geçmişteki olayları ortaya sermek için yükseltilen bir talep değil, aynı zamanda geleceği kurmak ve kurtarmak için yükseltilen bir taleptir. Az önce Dilek arkadaşına bahsettiği gibi, eğer Suruç katliamı failleri yargılanmış olsaydı 10 Ekim'de barış mitingi kana bulanmış olmayacaktı. Çünkü biz 10 Ekim Ankara katliamını organize edenlerden birinin Yunus Durmaz'ın Suruç katliamını organize eden isim olduğunu ortaya çıkan belgelerden görmüş olduk. Ve bu belgelerin de aslında Suruç Kaymakamlığı'nca, Suruç Emniyet Müdürlüğü'nce bilinen belgeler olduğunu da öğrenmiş olduk. İşte bu yüzden Suruç için adalet istemek Atatürk Havalimanı'nda bombalar patlamasın demektir. Orlando kana bulanmasın demektir. Bu kapsamda bir mücadele yürütüyoruz. Adaletin bir gün her birimize lazım olacağını biliyoruz. Geçen sene çıkan bir cümle vardı. Suriyeli birinin söylediği bir cümle. İlk başta ülkemizde birkaç yerde bombalar patlıyordu. Hiçbir şey olmaz zannettik. Ta ki evlerimize bombalar yağana kadar demişti. Bugün aslında bizim evlerimizden çok uzakta değil o bombalar. Evet. Cizre'ye, Sura, Nusaybin'e bakarsak bunları görebiliriz. Taksim'e bakarsak, Sultanahmet'e bakarsak dediğiniz gibi bunları görebiliyoruz. İşte bu yüzden adalet eninde sonunda elbet bir gün her birimize lazım olacak. Bu nedenle de tüm herkesi bu kampanyaya dahil etmeye çalışıyoruz. Bu kampanya kapsamında Düş Yolcuları Adalet Yolunda Suruç için 1 milyon imza diyerek bir imza kampanyası başlattık. Dört bir yanda imza standları açılarak, imzalar toplayarak ilk halka olarak bir imza kampanyası yürüttük.
Ve 33 noktada ayrı adalet eylemlikleri örgütledik. Bunu Berkin Suruç için adalet, Berkin Elvan için adalet eylemiyle başlatıp daha sonrasında da malum topraklarımızda adaletsizlik örnekleri bitmek bilmiyor ve her gün yenisi ekleniyor. Bunu belirlediğimiz belli simgeleşmiş 33 noktada sürdürüyoruz hala. Belki biliyorsunuzdur, dün de Özgür Basın için adalet diye evet, bir metin onunla ilgili Göktepe'yi. De bir görüntümüz var. Arkadaşlarımız hazır edebildiler size. Onu da evet, verelim. Tam yeri gelmişken evet. Dün sevgili de böyle Rejiden. Bir eylem gerçekleştirmiştik. Hı-hı. Özgür Gündem değil mi gazetesinin? Özgür Gündem gazetesi önünde Metin Göktepe'yi andığımız bir eylem oldu. Yani toplamda bugün basının sesinin nasıl susturulmaya evet. çalışıldığını görüyoruz. Özgür Basın için adalet evet. diyerek tabii müzik bir bakalım sattık. Hazır ise arkadaşlardan rica edelim. Suruç için adalet, herkes için adalet. Bu adalet arayışımız, adalet mücadelemiz, adalet direnişimiz aslında Türkiye'de tüm hak gaspına uğrayan herkes içindir. SDGP'li gençlerin Kobani'ye düzenleyecekleri eylem için Kobani'ye gitmek isterken yaşanan o durum için özellikle o direnişin gençlerin bu mücadelesinin bugün sadece onlarla sınırlı kalmadığını, bugün bütün gençlerin bütün hak ve özgürlük arayışı mücadelesi yürüten herkesin, herkes tarafından yürütüldüğünü belirtebilirim. Özgür Basın hiçbir zaman susmadı, her şeye rağmen mücadele etmeye devam etti. Bugün sadece Özgür Basın bu mücadele geleneği içerisinde en ağır bedeller ödeyen, bunun en ağır faturasını aslında ödeyen bir basın geleneği. Özgür Basın susmadı, susmayacak. Özgür Basın susmadı, susmayacak. Evet, Özgür Basın için dün yaptığınız basın açıklamasını ekrana getirdik. Devam edebilirsin buradan. Burada 33 nokta eylemliklerimizi bu biçimiyle sürdürmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de önümüzde bir adalet gecemiz var. 16 Temmuz'da hiçbir düş yarım kalmayacak diyerek adalet talebiyle adalet isteyenler, Suruç'tan havalimanına uzanan bombalar patlamasın diyenler buluştuğu bir adalet gecesi organize ediyoruz. Birçok sanatçının yer aldığı, HDP eş genel başkanlarının katıldığı, Damla Özen'in sunumuyla gerçekleşecek bir adalet gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşeceğiz. Aynı katında. 16 Temmuz günü saat 5'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak evet. adalet gecemiz. Ve adalet gecemizin davetiyelerinden kazandığımız geliri de Suruç yaralılarının tedavilerine ve saldırıya uğrayan Suruç ailelerinin işte vakıf haline dönüştürülmesi ve uğradıkları saldırılar karşısında en azından maddi olarak yapabildiğimiz yardımı yapabilmek adına harcanacak bütün kazanılan gelirler. Bu bakımdan da herkes için önemli bir noktada duracağını düşünüyorum. 16 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Adalet Gecesi bu topraklarda herkes için adalet isteyenlerin sesini beraber yükselttiği bir gece. Bu yüzden de herkesin katılımını özellikle önemsiyoruz. Yani bugün patlayan bombalara, bize dayatılan savaşa karşı halkların eşitliği, halkların kardeşliği diyebilmenin ve bunun da adaleti bulmaktan geçtiğinin, bunun yolunun adaletten geçtiğinin bir haykırışı olarak ortaya çıkacak. 20 Temmuz'da da kentlerde eylemliklerimiz sürecek. Onu ayrı konuşabiliriz. Bütün bu süreçte belirtmek gereken önemli bir nokta, bu süreci tamamıyla gençlik örgütleriyle beraber örgütlüyor oluşumuz. Yani bu ne açıdan önemli? Bu gün bu topraklarda mücadele eden, bu topraklarda özgürlüğün, eşitliğin haykırışını sürdüren gençlik örgütlerinin denizlerin idamını engellemek için ölüme yürüyen mahirlerden bir miras aldığının, Sinanların hesabını sormak için gerekenleri yapan Kaypak Kayaların devamcısı olduğunun bir göstergesidir. Bugün Suruç için adalet, herkes için adalet derken 16-17 gençlik örgütünün hep birlikte aynı sesi yükseltmesi. Bu açıdan da çok önemli ve kıymetli buluyoruz. Çünkü biz 20 Temmuz 2015 günü bu saldırıya uğradığımızda bu saldırının temelde bir devrimin öncü gücü olan gençlik hareketine hedef aldığını görüyorduk ve kentlerde de değerli gençlik örgütlerinden dostlarımız bu gerçeği görerek hep bir ağızdan, hep bir omuzdan
bu adalet arayışını, bu adalet talebini haykırmıştı. Surucun hesabını beraber soracağız demişlerdi. Yoldaş kanı dökenlerden yoldaşları hesap sorar demişlerdi. Ve bugün de bütün bu gençlik örgütleriyle beraber bu çalışmayı örüyor olmak bizim için 33 düş yolcusuna karşı bir boyun borcu gibi. Bunun hesabını hep birlikte sorma duygusu bu adaletin bu topraklara geleceğinin bir göstergesidir. Bütün gençlerin hep bir ağızdan bir sloganı yükseltmesi. Bunları söyleyebilirim kampanya evet. sürecimizle ilgili. Evet, kampanyayı belki biraz daha konuşacağız. Sevgili Dilek Şeker, konuşmamda şöyle bir vurguda bulundun. Dedin ki Surucun hesabını sormuş olsaydık Ankara yaşanmayacaktı. Devamındaki bombalar, can kayıpları yaşanmayacaktı. Çok önemli aslında bu söylediklerin. Evet, gerçekten de o gün başladı aslında. Şu anki Kürt dillerindeki tüm çatışmaların başlangıç tarihi de o gün başladı diyebiliriz. Can kayıpları o gün başladı diyebiliriz. Can kayıplarına yol açan olaylar silsilesi o gün başladı diyebiliriz. Ve ondan önce de seçimler döneminde Diyarbakır patlamasında unutmayalım. Evet. Peki, oturma eylemleri yapıyorsunuz her ayın 20'sinde. Bu Suruç eylemlerine yeterince, yani aileleri olarak yeterince halktan, demokratik kamuoyundan yeterince destek bulabiliyor musunuz? Bir cumartesi annelerine dönüşmedi mesela. Ya aslında ben şöyle söyleyeyim. Bizler aslında bir cumartesi annesiyiz. Orası evet yani, öyle yani. Her alanda ne yazık yani, ki öyle aileler oturuyor. Tabii ki öyle değil. Şu var, korkuyorlar. Korkuyoruz. Neden? Yani çocuklarımız için, belki annelerimiz için. Biz yolda gelirken de aynısını söyledim Cenişe'ye. Dedim ki korkuyoruz. Kendimi de dahil ediyorum. Evet. Korkuyoruz. Bombalardan korkuyoruz. Evet, bombalar. Mesela benim bir 8 yaşında çocuğum var. Hı. Korkuyorum. Ben isterim ki oğlum işte oturma eylemine getirdiğimde, yani o Halit köprünün altından geçtiğimde orada arama yapıyorlar. Kendimden değil, karşımda beni arayanlardan korkuyorum. Hı. Çünkü öyle bir şeydi ki Suruç, babamın bana tek söylediği şu: kızım, güvenliğimiz yerinde. Polisler bizi aradı, karşımızda duruyorlar. Hı. Aa, gittiler. Bunlar bizi geçirmeyecek miydi sınır kapısından? Ama geçirdiler. Heh. Gibi. Yani bunun gibi, hani korkuyoruz demek istediğim bu. Evet. Değindiğim yani. Bugün Halit Ağa'da oturma eylemi yaparken yine karşımızda duruyorlar. Bize kalkıp şunu söylüyorlar: güvenliğinizi aldınız mı? Peki biz kendi güvenliğimizi alırız. Siz zaten bizim güvenliğimizi almak zorunda değil misiniz? Size bunu mu söylüyorlar? Evet, aynen bu. Bunu şey yapıyorlar karşımızda. Buna karşı ne diyebilirsin ki? O an sadece şunu söylüyorsun: ben sizden korkuyorum. Korkutuyorsunuz beni. Çünkü Suruç'ta 33'lerimize böyle yaptınız. Belki de kurtulabilirdi benim babam. Belki de o atmasaydı o gaz bombasını, belki de babam yaşıyordu. Evet. Gaz bombası mı atıldı yaralı? Evet. Onu da anlatın. Yani burada aslında her şeyi anlatalım istiyorum ben. O daha şey içinde olduğu için. Sen oradaydın. Sevgili Ceren anlatır. Yani şöyle, Dilek abla bitirdikten sonra ben de okusun. Yani rahat birbirinize evet söz de verebilirsiniz. Yani işte o an onu dediğim için aslında korkmamamız lazım. Hepimiz adalet arayacağız. Çünkü bugün Suruç'ta bombayı patlatan bugün Ankara'da patlatıyor. Sultanahmet'te patlatıyor. Her yerde patlatıyor. Bir tek Türkiye için değil, tüm dünya için. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Suruç için adalet, dünya için adalet bence. Evet. Çünkü o kadar çok can kaybettik ki şu geçtiğimiz bir yıl içinde. Suruç da aslında şöyle söyleyeyim, Kobani'nin zaferini çekemeyen, o insanlara barışı getirmiş, özgürlüğü getirmiş, o gençlerimizin ölümünü bile sevinen insanlar bugün sadece şunu söylüyorlar: bunlar kim? Ben buradan söyleyeyim, bizler Suruç aileleriyiz, bizler Kobani aileleriyiz, bizler Rojava aileleriyiz. Bizler şekerlerimizle, bizler oyuncaklarımızla, bizler kalemlerimizle gittik, kitaplarımızla gittik. Annemin ördüğü hırkaları gönderdim.
annemin bize örmüş olduğu atkıları gönderdim. Valizlere koydum. Babam kendine ayakkabı almadı. Nazegül anne evde yaptığı reçelleri götürdü. Evet. Ya da diğerleri gibi Trabzon bayrağıyla gitti. Ben Trabzonluyum, bayrağımı tutarım dedi. Evet. Ya bunun gibi hukuk öğrencileri vardı aralarında. Sağlıkçılar vardı aralarında. Ben korktuğumda babama sarıldığımda arkamdan biri işte ablacığım korkma, ben doktorum. Baban yolda yorulur, bir şey olursa ben ona ilaç veririm. Böyle insanlar gitti. Suruç'ta, Amara'da böyle insanlar vardı. Bizler buyuz. Biz Suruç aileleri buyuz aslında. Bize ses vermelerini istiyoruz. Evet. Annemiz olmaları, babalarımız olmaları, 33 olmaları yanımızda, bize ses vermelerini istiyoruz. Suruç için adalet, işte bu yüzden Suruç için adalet diyorum ben. Ve Suruç İstihdatif aile olarak da bunu söylüyoruz. Polen olun gelin bize, İsmet olun gelin bize. Çünkü benim babam, yarın sizin de babanız bir bombada, yani bir metrobüs durağında ya da otobüs durağında patlayabilir. Buna bir son vermelerini istiyoruz. Adalet her yerde adalet diyoruz. Herkes için adalet diyoruz. Ankara için de. Bugün Taksim'de patlayan bomba için de. Yani orada o ölen insanlar için de. Bunlar için de söylüyoruz. Biz zaten şunu söylerken hep şunu söylüyoruz. Biz bir tek Suruç aile istatifi değil. Biz komple... İşte bugün cumartesi anneleriyiz, bugün Barış anneleriyiz, bugün Berkin Elvan'ın annesiyle babasıyız. Hepsi içiniz. Bugün buradan giden kardeşlerimiz, ablalarımız, Kobani'de işte ölümsüzleşen insanlarız. Onların annesi, babasıyız. Çünkü biz hayatı 18 yaşından sonra 38 yaşında olmuş insanlarız. Hayatı hızlı yaşayan, hayatı hızlı öğrenen insanlarız. Böyle diyebilirim size. Acıyla öğrenen. Evet, acıyla öğrenerek çok genç yaşta bir anda yaşlanan insanlarız. Her şeyi bir anda, yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben ev hanımıydım. Kendi çocuğumu kreşe gönderir. Kendi işte akşam işten gelir ya da evde yemek yapar. Çocuğumu okuldan alan bir insandım. Şu anda çocuğum karnede ne getirmiş bunu bilmiyorum. Sadece adalet için işte sokaklardayım, yollardayım, her yerdeyim. Her yerdeyim. Ya bugün ben Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Gazi Mahallesi'nden Gazi Osman Paşa'ya gidemeyen insandım. Bugün bana desinler ki Dilek buraya gel, oraya giderim. O kadar içimi acıtmış. Evet. Suruç o kadar içimi acıtmış. Bir o kadar gurur duyuyorum ailemle. Bir o kadar dik duruyorum herkesin karşısında, ama bir o kadar da içim acıtmış. Her yerde adalet istiyoruz. Evet. Peki bu patlama anıyla ilgili sevgili Dilek bir şeyden bahsetti. Yaralılar üzerine dedi, gaz sıkıldı. Gaz sıkılmasaydı dedi, yol açılsaydı, ambulans zamanında gelseydi belki babam ölmeyecekti. Patlama anına dair görüntüler var mı arkadaşlar, ya da o anda basın açıklaması? Tamam, o basın açıklamasını kısaca verelim, onun üzerinden sevgili Ceren konuşalım. Buradaki direnişe katılmak için geldiler. İvana gibi yoldaşlar, Avrupa'nın ve dünyanın diğer yerlerinden gelen komünistler ve devrimciler bu devrime canlarıyla ayak verdiler. Şimdi bizler enternasyonel bir ruhla 3. yaşına giren bu devrimi yeniden inşa etmek için yola çıktık ve bugün buradayız. Bizler bu devrime yeniden inşa etmek için, bu devrime en küçük bir tuğla koyarak bile olsa yeniden inşasına katkıda bulunmak için bekliyoruz. Bu anlamda bütün vekillerimizle, bütün sivil toplum kuruluşları, DBP, HDP il ve ilçe örgütleriyle geçişler için zorlayıcı olacağız. Bu geçişlerde gençliğin devrimle buluşmasını, Gezi'nin çocukların devrimle buluşması için her türlü çabayı göstereceğiz. O ana kadar bekleyişimiz sürüyor. Hepimize kolay gelsin yoldaşlar. Zafere,
Evet, tam bu anda bomba patladı. Sevgili Ceren de yüzünü çevirdi. Biz de koymadık o görüntüleri sevgili Ceren. İşte bu gördüklerimiz orada canlarını yitirdiler, katledildiler. Sevgili Ceren, o anda sen de yaralananlardansın. Ne oldu? Yani bu neden gaz sıkıldı yaralıların üzerine? Neden ambulansa yol açılmadı? Neden ambulanslar gelmedi? Şöyle, patlama olduktan sonra yani ben kendi gözümden anlatmam gerekirse, evet, bir grilik anı hatırlıyorum. Ondan sonrasında kendimize geldiğimiz zaman etrafta arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın parçalarını görüyorduk. Ama tabii ki böyle bir deneyimin yok, böyle bir okumuşluğun bir de yok yani. Oradan kuramama hali vardı kafamızda. Böyle işte havai fişek zannedenler oldu, belki ses bombası atılmıştır gibi bir düşünce. Belki birileri yaralanmıştır. Hani bir canlı bomba olma düşüncesi yoktu o an için. Hemen alanı boşaltmaya çalışıyorduk. İşte bölge halkı gerçekten ne kadar acı ki savaşın içinde yaşadığı çok belli. O an ne olduğunu biliyorlardı ve ne yapması gerektiğini biliyordu Suruç halkı. Bu çok acı bir gerçek aslında. Evet. Ve hemen bizim bahçeyi boşaltmamızı sağlamaya çalıştılar. O sırada Amara'nın kapısına polis barikat kurmuştu. Yaralıları taşımamızı engelliyordu. Ben yaralılara o an dokunamayanlardan biriyim. Bunun acısını bir biçimiyle de hala yaşıyorum diyebilirim. Ama o an bir şey yapamama duygusundansa o barikatı açmaya çalıştık. Hani yaralıları taşıyalım, araçlara bindirelim. O sırada ambulansların önüne çekilen polis arabaları gördük. Hani az önce söylemiştim ya, Amara'nın etrafında hiç polis göremezken patlamanın olması da beraber etrafı kuşatan bir polis yığını gördük. Ambulansların önüne polis arabaları çekilmişti. Cenaze araçlarının önüne dahi polis arabaları çekilmişti. Cenaze araçlarıyla yaralıları taşımayalım diye. Ve kapıdaki polis barikatını aşmaya çalıştığım zaman, ellerimle iteklediğim zaman böyle biraz benden daha uzunca bir polis vardı karşımda ve suratıma doğrulmuş bir namlu gördüm. Orada o gün bombayla ölmemiştim ama bir namlunun suratıma doğrultuşunu gördüm. Ve etrafta çok fazla kahkaha atan polis vardı. Yani ben bunu artık nasıl diyeyim, bir psikolojik şiddet biçimi değil, yani bildiğimiz bir işkence hali. Çok fazla kahkaha atan polis vardı. İşte bir tane öfkeli bakan vardı ama şey, o namluyu suratıma doğrultan polisti işte öfkeli bakan. Niye ölmedin öfkesi var gibiydi. Sonra bir araca bindiğimizde 4-5 kişiden daha fazla, hatta bir minibüs gibi bir araca bindik. Böyle 2 tane 3 tane yaralı vardı araçta. O an tabii birçok düşünce var ama çok rahat konuşabildiğim bir andıydı. Şoför pencereleri kapatın, camları kapatın diyordu sürekli ve hani neden kapatın diyor diye düşünüyorum böyle. Hani sonuçta oksijen lazım, yaralılar var burada falan. O esnada bir baktım, camı tam kapattığımız anda bir tane gaz bombası cama geldi. Ki daha sonrasında otopsi raporlarından öğrendiğimiz kadarıyla, hala gizli kararı olduğu için çok net konuşamasam da, 10 tane arkadaşın müdahale edilemediği için şehit düştüğünü öğrendik. Yani orada yardım edebilecek doktorlar vardı. Gerçekten bölge halkından gönüllü hemşireler yardımcı olmaya çalışıyorlardı ama hastaneye götürülemediği için ölen arkadaşlarımız oldu. Sadece parçalandığı için ölenler yoktu orada. Hani hayatta kalma ihtimali çok yüksek olan arkadaşları da biz o gaz bombaları, bize atılan mermiler, plastik mermiler sebebiyle kaybetmiş olduk. Yani bunu neden yaptı sorusu aslında şöyle bir soru: neden Berkin Elvan'ın katilleri hala yargılanmadı sorusu, ya da neden hala Abdullah Can Cömert'in katili yargılanmadı, Ali İsmail Korkmaz'ın katilleri yargılanmadı sorusu, ya da işte ne bileyim Nevin Yıldırım bugün niye tutsak sorusu gibi. Gerçekten bu düzenin kendini koruma biçimi oraya giden sosyalist gençleri katletmekten geçiyordu. IŞİD çetecileri ve onun destekçilerini belki de o tablodan öğrenebiliyoruz aslında. Evet, sevgili Dilek, sen bir kitap yazdın galiba değil mi? Göstermek ister misin? Ne yazdın orada? Cesur babam İsmet Şeker ve yine cesur kardeşlerim içlerinde. Hı hı. Hayat hikayeleri var içlerinde. Hı hı. Babamla annemin birbirine olan aşkları var. Onların gençlikleri var. İşte kardeşlerimin mücadelesi, babamın bizler için yurt dışlarında, yabancı ülkelerde çalışmış olduğu, açlık grevine girdiği, kısacık da olsa onlara söylediğim sözü gerçekleştirdim. Evet. Hep onlara şunu söylüyordum: sizin hikayeniz kitap olmalı, film olmalı, belgesellerde oynamalı. Çok etkileniyordum. Kısacık da olsa
bir kitap yazdım. Çok iyi etmişsin. Yani o ara tabii bir Arzu arkadaş var, onun sayesinde ona da buradan teşekkür edeyim. Arzu Demir. Evet, Arzu Demir'in arkadaşlarına. Ceren Yayın Evi'nden, evet. Ceylan Yayın Evi'nin yine. Onlara da buradan teşekkür edeyim. Bir kitap yazdım. Hayalimi gerçekleştirdim. Kitabımdan Kobani'ye gönderdim. Rojava'ya gönderdim. Evet. Benim hayalim buydu. Yazıp oraya göndermek. Yani babam ve kardeşim orada, herkes de okuyabiliyor. Evet. Peki sevgili Ceren, son dakikalara yaklaşıyoruz. Kampanyaya dair, önümüzdeki günlerde yapmak istediklerinize dair buradan bir çağrın var mı, bir açıklamam var mı? Tabii az önce belirttiğim şeylerin bir kez daha altını çizmek isterim aslında. Biz adaleti sadece 20 Temmuz 2015'i aydınlatmak ya da 10 Ekim'i aydınlatmak için istemiyoruz. Biz yarınları kurabilmek, yeni yaşamı inşa edebilmek için bu adalete ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de başta genç kadınlar olmak üzere, yeni yaşamın öncüsü kadınlar olmak üzere tüm halklarımızı 16 Temmuz günü hiçbir düş yarım kalmayacak diyerek hep birlikte adalete aykırmaya Bostancı Gösteri Merkezi'ne bekliyoruz. Ve bundan sonrasında da Suruç için adalet, Berkin için adalet, Abdocan için adalet, herkes için adalet diyerek bu mücadeleyi büyütmeye, hep birlikte omuz omuza sarayın savaşına, halkları katletmeye çalışan zihniyete, tecavüzcü barbar IŞİD çetelerine karşı yeni yaşamı inşa etmeye çağırıyoruz. 33 düş yolcusunu bir kez daha saygıyla anıyor ve katliamın birinci yılına giderken adalet arayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi, Suruç dosyasındaki gizlilik kararı kaldırılana, Suruç'un failleri yargılanana, bu topraklardaki katliamlar aydınlanana kadar gençliğin hiçbir zaman susmayacağını bir kez daha dile getiriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili Dilek, o görüntülerde çok dikkat çeken ve çok tartışılan, sosyal medyada da çok yazılıp çizilen bir sahne vardı. Bir Urfa'da, Suruç'taki bir Kürt anne yerde yatan gençlere doğru bir ağıt yakıyor. Diyor ki keşke siz ölmeseydiniz. Biz alışığız. Keşke biz ölseydik. Misafirlerimiz ölmeseydi. Biz alışığız diyordu. Bu anlamıyla ne demek istersin? Oradaki annenin o feryadına karşılık batıdan doğru gitmiş bir... Yani şöyle söyleyeyim, aslında hiç kimse savaşa alışamaz, katliama alışamaz. Annenin haykırışı şöyleydi: siz misafirsiniz. Evet. Biz alışığız diyor. Biz ne alışığız, acı değil mi? Benim ölmem lazım diyordu. Yani aslında burada babamın dediği gibi, gençler ölmesin ya, bizim gitmemiz gerekiyor. Bizim insanlara, çocuklara, insanlık için, insanlık sevgisi olan herkese bizim yardım etmemiz gerekiyor. İşte 33'ler bu kadar iyi niyetli, bu kadar melek yüzlü. Evet. Yani o kahvaltı masasında da, o basın açıklamasında da hepsinin yüzünde bir temessüm, bir gülüş vardı. Çünkü bir mutluluğun içindelerdi. Bir insan bir çocuğa şeker verirken bu kadar mutlu olur mu? Ama onlar oldu. Yani hemen şekeri vereyim de çocuk gitsin diye mantık olarak düşünür. Ama 33'ler öyle değil, ya da oradaki yüzlerce, 300'e yakın, işte 300'e yakın insan vardı diye biliyorum. 300'e yakın insan. Hepsi çuvallar dolusu alışveriş yapmıştı. Evet. Buna da değinmem lazım. 33'ler de, diğerleri de, çoğu da zaten üniversite öğrencisi, lise öğrencisi. O yaz boyu denize gitmeyip, tatile gitmeyip, bir ay da olsa hem gece hem gündüz kafelerde ya da başka yerlerde özel ders vermişlerdir çoğu çocuklara, ki oraya yardım götürebilmeleri için. Evet. Bunlara da değinmemiz lazım. Evet. Yani o şekilde gittiler onlar. Aslında hepsi birer ceplerine, işte ya da benim babam gibi dairesini satıp gitmemişti. Evet. Çoğu da böyle fedakarlık yapmıştı. Doğru.
Bunlara da söyleyeyim. Ceplerindeki tek harçlıklarla evet, gittiler. Tek harçlıklarıyla. Peki, sevgili Dilek Şeker, Suruç aileleri inisiyatifinden evet. aynı zamanda yaşamını yitiren İsmet Şeker'in kızı. Çok teşekkürler katıldığım teşekkür programa. Ederiz. Çok teşekkürler Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'ndan. Aynı zamanda Suruç ve Ankara patlamalarında yaralı kurtulan, iyi ki de kurtuldun sevgili Ceren. Ceren Çoban çok teşekkürler. Geldiniz. Acınızı depreştirdik ama aynı zamanda aydınlattınız izleyicilerimizi. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, satır arasının sonuna geldik. 33 düş yolcusunu biz de sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Hoşça kalın. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Gültekinler Emlak sundu.